Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 15 yıldır ülkemizi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öngörüsüz, başarısız politikaları neticesinde bugün ülkemizin içinde bulunduğu sorunların başında güvenlik, terör saldırıları, ekonomik darboğaz, işsizlik ve refah kaybı gelmektedir. 2014 yılından bu yana ülkeyi fiili başkanlık sistemiyle yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde işsizlik sorunu gündeme gelmediği gibi korkunç bir boyuta ulaşmıştır. TÜİK'in daha bugün açıkladığı resmi iş gücü istatistiki verilerine göre iş arayıp da bulamayan işsiz sayısı 2016 yılı Kasım döneminde 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu. Ekim ayında %11,8 olan işsizlik oranı Kasım ayında %12,3 seviyesine yükseldi. Ve en önemlisi 15-24 yaş aralığında olan 13 milyon genç nüfusumuzdaki işsizlik oranı 3,5 puan artışla %22,6 olan en yüksek seviyeye çıktı. Bu oran 2001 krizinin yaşandığı dönemden çok çok daha yüksektir. Değerli milletvekilleri, 2016 yılı 3. çeyrekte büyüme -%1,8 oldu. 4. çeyrekteki düşüşün daha korkunç olacağı tahmin ediliyor. Enflasyon 2016 Aralık ayında %8,53'e çıktı. Çift haneli rakamlara ulaşacağı da öngörülmektedir. Hükümet her yıl en az 1 milyon kişiye yeni istihdam iş imkanı yaratmak zorundadır. Her 4 gençten birinin işsiz olduğu ülkemizde işsizlik sorununun çözümü noktasında hükümet somut politika ve stratejiden yoksundur. Ve ayrıca istihdam artışını sağlamanın üretimi arttırmakla sağlanacağı olan bilimsel gerçeklikten de uzaktır. İşte geçen hafta şaşkınlıkla izlediğimiz iş dünyası ile istihdam pazarlığı bu iktidarın işsizlik sorununa bakışını da ortaya koymuştur. Politika üretmekte aciz olan hükümet, Nisan ayında yapılacak referanduma kadar kısa vadede işsizliği düşürmek için iş dünyası ile bir işçi de sen al kampanyası başlatmıştır. Bütün halkımıza ve özellikle de gençlerimize sesleniyorum. 15 yıldır işsizlik sorununda bir ilerleme kaydedemeyen ve hatta iktidarları süresince işsizliğin korkunç boyutlara ulaştığı bu iktidarın istikrar ve büyüme söylemlerinin içi boştur. Hükümetin eğitim, ekonomi, kalkınma ve istihdam politikaları planlı, stratejik ve bütüncül bir yaklaşımdan yoksundur. Bu iktidar dönemlerinde istihdamın ve ekonomik kalkınmanın itici gücü olması gereken eğitim sistemimiz çökmüştür. İşte bilgi, bilim, teknoloji üretim merkezleri olması gereken, nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi gereken üniversitelerimiz maalesef sadece sayısal artışları ve hukuka uygun olmayacak şekilde ihraç edilen bilim insanlarıyla gündeme gelmektedir. Değerli milletvekilleri, Adalet Kalkınma Partisi hükümeti istikrar söylemlerinin arkasına saklanarak bir rejim değişikliği referandumu ile ülkemizi belirsiz ve kaotik bir sürece sürükleyecektir. Bizim asıl tartışmamız gereken parlamenter sistemimizin aksayan yönlerini süratle güçlendirmesi ve halkımızın çözüm bekleyen sorunlarına çareler üretmesidir. Gençlerimiz başta olmak üzere bütün halkımıza sesleniyorum. Bu iktidara asıl sorumluluk alanlarını ve asli görevlerini hatırlatmalıyız. Hükümetin görevinin Cumhuriyet'in ilanı ile elde edilen tarihi kazanımlarımızı heba etmek ve rejimi değiştirmek olmadığını hatırlatmalıyız. Üreticinin, esnafın, emeklinin, kadınların, gençlerin, işsizlerin sorunlarına kalıcı çözümler üretecek politikaları hayata geçirmesi gerektiğini hatırlatmalıyız. Asli görevinin güvenli, huzurlu, refah içinde bir ülke yaratmak olduğunu hatırlatmalıyız. Ülkemiz ve geleceğimiz için 16 Nisan büyük bir fırsattır. 16 Nisan'da hayır diyerek ülkemizi her alanda kaosa sürükleyen bu iktidara asli görevlerini hatırlatmak için bu fırsatı değerlendirelim. Ve 16 Nisan'da hayır diyerek ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız için artık rahat bir nefes alalım.